Değerli dostlar, bugün de sizlere yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biri olan Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş İsmet İnönü'yü tarih sahnesindeki rolüyle kısaca anlatmaya çalışacağız. İsmet İnönü, bir başka ifadeyle Milli Şef İsmet Paşa, Türkiye'yi 12 yıl başbakan, 12 yılda cumhurbaşkanı olmak üzere yaklaşık 24 yıl üst amir olarak yönetmiş bir şahıs olarak tarihteki yerini almıştır. İsmet İnönü aslen Bitlisli olup Kürümoğulları aşiretinden olduğu tarihi kayıtlarda yer almaktadır. İsmet İnönü 22 yaşında bir genç subay olarak yüzbaşı rütbesiyle orduda göreve başlamış ve ilk görev yeri de Yemen olmuştur. İsmet İnönü sonraki yıllarda kendi yaşadığı olayları ve ilk yüzbaşılık subaylık günleri hatıralarını şöyle anlatıyor. Ben zayıf bir kişiydim. Birçok eski subay da beni pek dikkate almazlardı. Ben çok dikkatli bir şekilde bütün subayların yanlışlarını, zafiyetlerini takip ederdim. Sonra onların bu yanlışlarından ve zafiyetleri üzerinden bir egemenlik, bir hakimiyet kurardım. Dolayısıyla bu zafiyetimi böylece kapatmış olurdum diye kayıtlarda böyle bir ifadesi yer almaktadır. Daha sonra Harbiye'de çeşitli görevlerde bulunur. Kurtuluş Savaşı başladığında resmi tarih kayıtlarına göre Kurtuluş Savaşı'nın Kuvayi Milliye'nin önemli kahramanlarından biri olarak kurgulanmaktadır. Ancak tarih sahnesinde anlatılan bilgiler biraz farklıdır. Nitekim İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı başladığı zaman, yani 19 Mayıs 1919 günlerinde meşhur saltanatın Sultan Vahdettin'in sadrazamı olan damat Ferit Paşa'nın Harbiye Nazırlığı'ndaki müsteşarıdır. Yani o günlerde Harbiye Nazırlığı görevini de kendi uhdesinde bulundurmuş olan damat Ferit Paşa'nın müsteşarı olarak görev yapmaktadır. Kurtuluş Savaşı bir yandan devam etmekte, ancak İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı'na katılma konusunda istekli görünmemektedir. Nitekim çok yakın arkadaşı olan Kazım Karabekir Paşa'ya bir mektup yazar ve tarih kayıtlarda yer alan bilgilere göre şu ifadeleri kullanır. Kazımcığım, ben Kurtuluş Savaşı'nın başarıya erişeceğini tahmin etmiyorum. Bence bugünler için en uygun yöntem Amerikan mandasını kabul etmektir. Eğer biz Türkiye olarak Amerikan mandasını kabul edersek, millet olarak, ülke olarak rahatlarız. Hatta bu konular beni o kadar sıktı ki, gel biz seninle Çatalca'da bir çiftlik alalım. Sen Kazım Ağa ol, ben İsmet Ağa olayım, orada çiftçi olarak hayatımızı sürelim der. Bir süre sonra kendisini savaş meydanlarından ve Harbiye'deki görevinden tanıyan Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa'yı da Kurtuluş Savaşı için Ankara'ya davet eder. İsmet İnönü uzun direnmelerin ardından en sonunda ikna olarak Binbaşı Hüsrev Gereden'in kitabında kaydedildiğine göre üzerine Amerikan askeri üniformasını giyerek bir gün Üsküdar'dan aynı yolu izleyerek Ankara'ya kaçar ve Kuvayi Milliye saflarına katılır. Bir süre sonra Lozan görüşmelerinde başkanlık yapar. Ankara'ya döndüğünde İsmet İnönü yeni kurulan devletin başbakanı olur. Ancak İsmet İnönü'nün tarihi kayıtlarda yer alan bilgilere göre çeşitli farklı görüşleri vardır. Mesela Uğur Mumcu'nun verdiği bilgiye göre Türkiye'nin ilerleyebilmesi için bu hocaları topyekün kaldırmamız gerekir demektedir. Yine Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Ekmekçi'nin yazdığı bir bilgiye göre köy enstitülerinin kurucusu Tonguç'a, ey Tonguç, biz halka protein takviyesi yaptırmak için domuz eti yetirsek nasıl olur diye İsmail Hakkı Tonguç'a halka domuz eti yetirmenin faydalı olup olmayacağına dair kanaat sormaktadır. Bu günler bittikten sonra yine başbakan olduğu bir günde tarihi kayıtlarda yer alan
bilgilere göre bir konuşma yapmak üzere İnönü, Eminönü halk evine gider. Orada bir duvarda Fatih Sultan Mehmet'in bir portresini görür ve bu adamın portresini buradan indirin diye oradaki kişilere talimat verir. İsmet İnönü'nün verdiği bilgiler, bazı davranışları farklı davranışlar olarak yine kayıtlarda yer almaktadır. Mesela Sakarya Savaşı dönüşü yanındaki subaylara aman dikkat edin Yunan bize düşmandır ama bilin ki bu millet de bize düşmandır dediği kayıtlarda yerini almıştır. Yıllar sonra Türkiye 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasının ardından çok partili hayata başlar ve Halk Fırkası'yla birlikte Türkiye'de Demokrat Parti'de siyasi arenada yerini alır. Yapılan seçimlerin ardından 1950'de Demokrat Parti iktidara gelir. O günlerde seçimler 4 yılda bir yapılmaktadır. 1954 seçimlerine giderken İsmet İnönü parti kurmaylarının etrafında toplar. Bunlar Trabzon Milletvekili Ahmet Faik Barutçu ve Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu isimli şahıslardır. Lütfü Kırdar da sonradan İstanbul Valiliği yapmış olan Lütfü Kırdar da bu toplantıda bulunan şahıslardan biridir. İnönü buradaki kurmaylarına ne olacak, bu seçim stratejisini nasıl devam ettirmemiz gerekir diye sorar. Oradaki şahıslar tek tek söz alırlar ve Cevat Dursunoğlu, paşam bu Demokrat Parti'nin siyasi demokratik yöntemlerle başımızdan gideceği yok, sanki bir ihtilal yöntemi kullanmamız gerekir der. Aynı şeyi Faik Ahmet Barutçu da tekrarlar. Lütfü Kırdar, ben anlatılanları şaşkınlıkla dinliyordum. Şaşırmıştım, ne söyleyeceğimi şaşırmıştım diye düşünürken İnönü söz aldı ve dedi ki şimdi bu 1954 seçimlerinin sonuçlarını bir bekleyelim. Eğer kazanırsak ne ala, yok kazanamazsak sizin önerdiğiniz ihtilal yöntemini deneriz der. Yani 1954 yılında İsmet İnönü'nün mevcut demokratik idareyi ve Demokrat Parti'yi yıkmak üzere bir darbe teşebbüsüyle ilgili bir karar verdiği bu tarihi tanıklıktan anlaşılmaktadır. Nitekim 1954 seçimlerinde de Demokrat Parti kazanınca artık İsmet İnönü Türkiye'yi bir darbe ortamına sürüklemek için elinden gelen her türlü gerginliğin arkasında bulunur. Ve bu gerginlikler o kadar has safhaya çıkar ki bir gün eğer şartlar olgunlaşırsa darbe ve ihtilal de şart olur diye bir söz söyler ve bu söz tarihi kayıtlara geçer. Bir süre sonra gelişmelerle birlikte Demokrat Parti ile bu partiyi devirmek üzere Türkiye'de çok sayıda askeri junta kurulur. Bu askeri cuntaların bir kısmı İsmet İnönü ile bir kısmı da CHP milletvekilleri ile birlikte hareket etmektedirler. Nitekim darbe olduğu zaman darbe sabahı bunu haber vermek üzere İsmet İnönü'nün konutuna gelindiğinde ve paşam darbe olduğu denildiğinde İsmet İnönü şu alışılmış tepkiyi verir. Ha acaba darbe oldu mu der. Yani sanki her şeyi baştan biliyor da sadece onun olduğu ile ilgili haberi bekliyormuş gibi böyle bir tanıdık bir tepki verir. Yakın tarihin önemli tanıklarından biri olan Ferruh Bozbeyli önce Adalet Partisi'nde siyasete başlamış, daha sonra Adalet Partisi'nden ayrılarak Demokratik Parti'yi kurmuştur. Demokratik Parti'yi kurmadan Adalet Partisi döneminde Ferruh Bozbeyli meclis başkanlığı yapmıştır. Ferruh Bozbeyli Yalnız Demokrat isimli bir hatıra kitabıyla hatıralarını anlatmıştır. Bu hatıra kitabında ilginç bir anekdot yer alır. Ferruh Bozbeyli olayı şöyle anlatıyor. Bir gün meclis koridorlarında İsmet İnönü ile karşılaştık. O benim yanıma geldi, selam verdi ve dedi ki bana bir sigara verir misin? Ben de ona paşam sen sigara içmezdin, ben senin sigara içtiğini bilmiyorum. Sigarayı ne yapacaksın diye sordum. O bana dedi ki evet ben sigara içmiyorum ama bugün içeceğim. Bugün Ramazan, benim oruçlu olmadığım bilinsin. Bugün özellikle içeceğim dedi diye böyle bir hatıra anlatıyor. İsmet İnönü'nün böyle bir yönü olduğunu da bu kitaptan görmüş oluyoruz. İsmet İnönü her ne kadar iktidardan düşse de 1960
60 darbesinin ardından askerlerin zoruyla 1961 seçimlerinden sonra Demokrat Parti'nin yerine kurulan Adalet Partisi daha çok oy almasına rağmen askerlerin dayatmasıyla tekrar başbakanlığa getirildi. 2-3 yıl kadar başbakanlık yaptı, sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na devam etti. 1961'de sonradan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı yapacak Bülent Ecevit ise partinin genel sekreterliğine seçilmişti. Ama artık yaklaşık 80 yaşına gelmiş İsmet İnönü parti tarafından istenmiyor ama İsmet İnönü de bir türlü parti genel başkanlığını bırakmak istemiyordu. 14 Mayıs 1972 günü yapılan parti genel kongresinde İsmet İnönü parti genel başkanlığından ayrılmamak için Bülent Ecevit'i kastederek ya o ya ben, ya beni seçersiniz ya onu seçersiniz diye partililere büyük bir rest çekti. Ancak artık yaşlanmış İsmet İnönü'nden Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ve delegeleri de kurtulmak için Bülent Ecevit'i desteklediler. Bülent Ecevit de o günkü kurultayda tarihi bir restle karşılık vermişti İsmet İnönü'ye ve şöyle demişti. Ey delegeler, siz bugün bir partinin delegesini misiniz yoksa kapı kulu musunuz, bunu vereceğiniz oylardan göreceğiz dedi. Nitekim CHP delegeleri Bülent Ecevit'i tercih ederek hür iradeli kişiler olduklarını böylece göstermiş oldular. Sonraki yıllarda tekrar genel başkan seçilemeyince İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek ayrılmıştır.